BNY analizine başlayalım. Hisse halka arz zamanı gitmemişti önce bir süre. Tüm halka arzlar uçuyorken bu önce uçamamıştı. Sonra kale seramik halka arzı sebebiyle talih kuşu kondu başına ve hisse atak yapabildi. O zaman 40 liralardan 74 liralara kısa bir sürede bence o zaman iyi bir getiri yapmıştı. Sonra piyasa çakılınca hisse de gümledi. Sonra piyasa tekrar zaman zaman ataklar yapmasına rağmen bu hisse de tabii biraz atak yaptı o zaman ama eskisi gibi büyük atak yapamadı, zirvesine gelemedi. Hatta halka arz fiyatının bile altında şu anda. Şöyle bir trend de çizebiliriz. Şöyle de olabilir. Bakalım ne zaman yükselişe geçecek veyahut da geçebilecek bir hikayesi, altyapısı var mı? Bunu inceleyelim şimdi. Faaliyet raporundan, kap haberlerinden, finansal rapordan topladığım kısımları göstereceğim. En son da hepsini değerlendireceğim. 2024 yılı ilk 3 ayında bazı alt sektörlerde ise üretim düşüş göstermiştir. Seramik ürünlerinde yüksek üretim düşüşü yeni yılda da sürmekte. İlk 3 ayda seramik kaplama malzemeleri üretimi %23 ve seramik sağlık gerekçeleri üretimi %19,6 azalmıştır. Şimdi seramik kısmı önemli çünkü çok büyük kısmını seramik yapıyor firma. İlk çeyrekte kapasitede azalma olmuş. Bu hoş bir durum değil. 2024 yılı ilk çeyrek seramik üretim kapasitesi kullanım oranı %61,8 olarak gerçekleşmişti. Bence düşük bir kullanım oranı. Önümüzdeki bilançoda faaliyet raporunda bakacağız bu arttı mı. Bunun artması gerekiyor. Çünkü firma yeni yatırım yapıyor. Ama sen şimdi mevcut şeyi bile düşük kapasite kullanımın varsa sıradaki yatırımı niye yapıyorsun o zaman? Tabii ki illaki satılır. Yani bir şey üretiyorsan işte biraz daha düşük fiyata çektin mi satarsın. Bir de yeni yapılacak yatırım yurt dışı ağırlıklı olması hedefleniyor. Yani yeni yapılacak yatırım tutmaz mı acaba diye bir şey bence söz konusu olmaz. Çünkü bu bir teknolojik alet değil, bir şey değil. Seramiği üretiyorsun, satıyorsun. Üretimlere baktığımızda çok büyük çoğunluğu seramik olduğunu görüyoruz. Peki 2023 yıllıkta nasıldı? 2022 yıllıkta %84 kapasite kullanım oranı, 2023'te %78 yine fena değil. Ama ilk çeyrekteki %61,8 bence az. Ama tabii önümüzdeki faaliyet raporunda artmış olarak görebiliriz. Peki bir bakım falan mı oldu diye bir arama yaptım kap haberlerinde. Böyle bir haber de görmedim ilk çeyrek döneminde. Bu şu durumu da akla getiriyor. Eğer kapasite kullanım oranı düşük olursa şu anki mevcut tesisin, yeni tesisin süreci biraz yavaş kalabilir. Sasa'da bu durumu görmüştük. Sasa önce ne yaptı? Yurt dışında talep güçlü diye bol bol borçlandı, yatırımlar şeyler. Sonra dışarıdan talep bir anda azaldı resesyon etkisiyle ve firma borçlarını döndürmekte ciddi anlamda zorlandı. Sasa'da bunu gördük. Ha, BNY'de borçluluk durumu iyi. Borca batık değil. Bu pozitif bir şey. Ama mevcut tesis iyi çalışırsa yeni yatırım hızlanır. Mevcut tesisin kapasite kullanım oranı düşük olursa yeni yatırım biraz daha yavaş kalabilir. Yatırımlara baktığımızda işte meşhur olan kısım Aydın Çin'deki yılda 102 milyon metrekare ilave üretim kapasitesi sağlayacak. Ve firmanın toplam 153 milyona çıkacak. Şu anda mevcut 50 var. 100 daha geliyor. Ve kapasite 3 katına çıkıyor. 2022 yılında 1 milyar harcamışlar. 2023 yılında 694 milyon harcamışlar. 699'da tedarikçilere verilen avans harcaması olmuş. Yani harcamalarla yatırım devam ediyor. Birazdan fotoğrafta göstereceğim. 2024 yılı ilk çeyrekte ise 315 milyon yatırım harcaması yapılmış. Şimdi bak firmanın 3 ayda elde ettiği fabrik 151 milyon. Yaptığı yatırım harcaması 315 milyon. Yani iyi bir yatırım harcaması yapılmış. 2024 yılında finansal tablolarda aktifleştirilecek ve avanslardan oluşacak 1,5 milyar TL yatırım harcaması yapılması hedefleniyor. 2024'te 1,5 milyar harcanacak. 2024 yılı sonu veya 2025 yılı ilk aylarında yatırımın ilk etabı devreye girmesini hedefliyoruz. He, demek ki bu ilk etap. Evet, böyle de resim vardı. Yapılıyor gördüğümüz gibi. Fabriklere bakalım. 2023 yıllıkta fabrik 1,2 milyardı. İlk çeyrekte 2024'ün 151 milyon fabrik. Fabrik biraz düşük. 2022 yıl sonunda ise 2,3 milyar fabrik var. Tabi bu enflasyonla günümüze geldi muhtemelen. Yani düşüş var yıldan yıla talepte. Firma ve sektör şu anda çok süper bir durumda değil. Tabii ki firmanın, sektörün mutlaka iyi olduğu dönemlerde gelecek. Bu da bir beklenti. Peki bu beklenti ne zaman gerçekleşecek? Bu beklenti gerçekleşesiye kadar hissede durmak mantıklı mı? Veyahut da gerçekleşmese ne kadar zaman kalaya kadar? Çünkü hissede beklemenin maliyeti
Aylık %5 biliyorsunuz enflasyon faiz. Aslında tam o kırılım zamanında alınabilse keşke, onu da bilinebilse. Ama bunu bilmek zor. Çünkü oyuncular oluyor, erken götürüyor falan. Tahta büyüklüğü 2,4 milyar. Orta boy bir tahta. Sen şu anda FDF FAVÖK'ü 50 gözüküyor. Ama bunda 2023-06'da FAVÖK bayağı eksi yemiş onun katkısıyla. Hani normalde 2,3 milyar FAVÖK yapsa 10 kat piyasa değeri olsa 20 milyar. Şu anki piyasa değeri 12 milyar. Yani fena durmuyor ama şu anda bu FAVÖK yok sonuç olarak. Yani talebin biraz açılması lazım. Piyasanın biraz daha iyi olması lazım. Tabii hem piyasanın canlanması hem de firmada yeni yatırımlar devreye girmesi veya az kalması artık. O zaman daha iyi durumlar olur firmada. 2023 ikinci çeyrekte niye bu kadar böyle gözüküyor FAVÖK'ü ya? Bakıyorum aslında brüt kârı, esas faaliyet kârı fena değil aslında. 2023-06'ya bakıyorum. Amortisman da öyle çok değil. Evet, şu 2023-06 sebebiyle yıllık kâr düşük gözüküyor. Ama sıradaki bilançolar bu yok olacak. Ve yıllık FAVÖK'ü daha iyi göreceğiz. Peki kârlar ne durumda? Enflasyon muhasebesiyle kârlar da pek umut yok şimdilik. FAVÖK'ten bakmaya devam etmek gerekiyor. Ki firmanın zaten borçluluk durumu da hani öz kaynaklarına göre çok bir borcu yok. O yüzden FD FAVÖK'e göre gidilebilir. Yıllık 2 milyar FAVÖK yapabilse eskisi gibi. Bir de yeni yatırımları düşündüğümüzde hani 30-40 milyar bile olabilir piyasa değeri. Şu anda 12 milyar. Bir potansiyel var. Ama zamanı ne zaman? İşte bu önemli bir soru. Firmanın geçen yıldan bugüne yurt dışı satışları bayağı iyi artmış. Metrekare bazında ilk çeyrekte konuşuyorum. Aslında iyi bir artış olmuş. İlk çeyrek bilanço yani kapasite kullanım oranı falan niye düşük oldu ki? Normalde iyi bak ikisinde metrekare bazında artmış. Firma şu anda çoğunlukla yurt içi çalışıyor. Bu bence iyi bir şey. Çünkü dışarıda hem talep düşük hem de döviz kuru pahalı değil. Bu yüzden ihracatçı seramikçiler şu anda çok iyi değil. Türkiye'de de talep çok güçlü değil ama daha çok ciddi bir sıkılaşmayı henüz görmedik. Bunu da söyleyeyim. Yani bilançoları biraz daha zorlayacak dönemler gelebilir. Şu yeni yatırımlar açılasıya kadar, 2025 ilk çeyreğe kadar firma büyük bir rally yapamayabilir. Çünkü önümüzdeki 1-2 bilanço da çok iyi gelmeyecek. İlk çeyrek baktığımızda bilançoya, brüt kar geçen yılki enflasyonluya göre düşmüş. Bu kadar brüt kar var. Sonra bundan işte Ar-Ge giderleri, pazarlama giderleri falan çıkardığında esas faaliyet kârı eksiye düşüyor. Geçen yılların dönemi ise iyi bir esas faaliyet kârı yapabilmiş. Finansman giderleri de var firmada. Yani net borcu evet düşük ama finansman giderleri etkisini görüyoruz. Şurada yatırım faaliyetlerinden gelirler var. Orada bir yatırım geliri mi var acaba? Ama dipnotu yok yani bunun detayına bakamıyoruz. Ve parasal pozisyon kaybı 824 milyon eksi yiyince firma büyük bir zarar etmiş gözüküyor. Ama bu parasal pozisyon kaybı sanal bir şey, suni bir şey. Bu kasadan çıkmıyor. Bu sadece temsili bir şey. Kıyaslama gibi bir şey. Ama tabii çok detaylı ya. Bunun bir sürü alt kalem var. İşte stok düzeltmeleri vesaire. Hani burayı olduğu gibi çöp atmak da doğru değil ama bence FDFÖK'e bakmak biraz daha mantıklı. Ertelenmiş vergi geliri olmuş 294 milyon. Aslında firma kar edecekmiş vergi geliriyle birlikte. Peki 2023 yıllıkta nasıl? 1,6 milyar brüt kârı var. Esas faaliyet kârı üretebilmiş güzel. Ama tabii 2022'ye göre çok daha düşük. Tabii bu enflasyonlu hali bu arada. Yani firma halka arzdan önce çok güzel bilançolar şeyle halka arzdan sonra o kadar da iyi bilançolar görmedik. Finansman geliri ve finansman gideri birbirine yakın ve karlılığı çok baskılamamış. Parasal pozisyon kaybı yiyince yine zarara dönüşmüş. Ama dediğim gibi bu kasadan çıkmıyor. O yüzden bu kısmı görmezden de gelebilir isteyen. Ertelenmiş vergi geliri olmuş. İnanılmaz bir 2023 yıllıkta bakın. 986 milyon inanılmaz bir ertelenmiş vergi geliri ve firmayı kâra geçirmiş. Hani firma zaten bence kârda da kârı geçmiş göstermiş. Çünkü bu enflasyon muhasebesiyle artık kâr yanıltıcı bir şey. Enflasyon muhasebesiz bir bilançoya açalım. 2022 yıllıkta dönem kârı 874 milyon gözüküyordu. Ki baktığımda bunun içinde bir şişirme görmüyorum. Brüt kâr zaten 1,4 milyar. Esas faaliyet kârı 1 milyar. Bunu enflasyon katsayısıyla günümüze getirdiğimizde 1,8 milyar TL yapıyor. Kapasite 3 katına çıkıyor. O zaman bu da 3 katına çıksa mesela. 5,4 milyar. Bunun 8 katı piyasa değeri olsa 43 milyar. Firmanın şu anki piyasa değeri 12 milyar. Şimdi buraya bakarsak bir potansiyel hype var. Ama sadece buraya göre atlamak doğru değil. İşte firma hisse 4 katına çıkacak. Bu doğru değil. Çünkü bazı durumlar da var. Bir, bilanço sistemi değişti.
Bu bulduğum şey eski bilanço sistemine göre. 2. Yurt dışı piyasaların durumu. 3. Yurt içi piyasaların durumu. 4. Firma ilk çeyrekte kapasite kullanım oranı düşük olmasından tekrar anladığımız kadarıyla talebin düşük olması. Bunlar da düzelecek elbette ama ne zaman? Ve o düzeleceği kadar ise enflasyon bazında ne yapacak? Faize karşı ne yapacak? Kazandırabilecek mi? Bunlar beklenti ve hisse bayağı bir dayak yedi. Bakın halka arz fiyatın bile altında aradan bir yıl geçmesine rağmen. Dolayısıyla bir hype var. Dinlendiğini de düşünüyorum. Hani gelecek için 1-2 yıl vade niyetiyle toplanabiliriz ama 3 ay 5 ay içinde gitmezse veya işte birkaç ay yine atak yapmazsa çok da şaşırmam. Çünkü sıradaki 1-2 bilançoda iyi gelmeyecek. Bu yatırımlar devreye girip etkisini göresiye kadar bilançolar çok iyi gelmeyecek. Yatırımlar devreye girip etkisini gördüğümüzde net kar yine çok iyi gelmeyebilir. Çünkü parasal pozisyon kaybıyla zaten kar törpüleniyor ama Favök iyi gelir. Burada da önemli olan kasaya giren paranın nakit akışı. O parasal kaybın bir önemi yok. Bu yüzden net kar çok iyi olmasa bile Favök iyi olunca hisse yine gider. Çünkü borcu da çok yok zaten. Firmanın 2023 tahmini Favök'ü ne kadarmış? 1,6 milyar tahmini Favök varmış. Ne kadar geldi Favök yıllık? Ya şu şey bozdu sistem. Buradan anlayamıyoruz. Ha mesela 2023 yıllıkta 1,2 milyar Favök'ü var. Şimdi bu 1,2 milyar Favök'ü bulmak için hani 0,3'te 0,9'da iyi Favök var. Ama enflasyon muhasebesiyle bu değişti. Burayı tamamlamak için ne yapacağım? Buradan çıkaracağım mecbur. Burayı değişmiş olabilir yani. Tahminim öyle. Evet şimdi 2023 yıllıkta 1,2 milyar Favök'ü vardı. Buna 150 milyon ekledik. 1,350. Tahmin ne yöndeydi? 1,630'du. Şimdilik tahmin tutmadı fiyat tespit raporundaki. Ha, bilanço sistemi değişti denebilir. Evet. Yeni yatırım biter bitmez o kadar kapasite tam olarak kullanılmayabilir. Çünkü yatırım 10 yıl sonrasını da düşünerek yapılıyor. Ama yeni yatırım yeni teknolojide yapıldığı için kar marjı biraz daha yüksek olur. Böylece dengelenme olabilir. Bir de zaten firma ne diyor raporda? 2025 başı gibi veya 2024 sonu gibi ilk kısmı devreye girecek diyor yatırıma. Daha hemen 50'den 150'ye çıkmıyoruz hemen. Bu kısma dikkat. Ama birkaç yıl içinde tam kapasiteye çıkar. Ve birkaç yıl tutan da hisseyi para kazanabileceğini düşünüyorum. Genel değerlendirme yapalım. Yeni yatırım açılıp bilançolarda etkisini göreceği kadar hisse büyük atak olmayabilir. Ama bu tam artık ucun ucu yani. Bu kadar bekletir mi bilmiyorum. Yeni yatırımın hedefi 2024 sonları veya 2025 ilk ayları ama ilk kısmı yatırımın. 2025 sonunda hem açılan piyasalar, Türkiye'de düşecek enflasyon, açılan yurt dışı piyasalar ki Çin'e yatırım ihracat ağırlıklı olması hedefleniyor. Bu sebeplerle 2025 kar iyi gelebilir. Eski bilanço sistemine göre ve 2025'te gelecek bilançoya göre hissenin şu anki fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Piyangaya mevcut kapasitenin iki katı yatırım var. Bu yatırımlar devreye girince Favök'ün daha da arttığını ama finansal giderlerin aynı kaldığını göreceğiz. Bu da pozitif bir nakit akışı yani daha da pozitif bir nakit akışı demek olacak. Baktığımızda nakit akım tablosunda serbest nakit akımı ilk çeyrekte üretmiş. İşletme faaliyetlerine kaynaklanan net nakit pozitif gözüküyor. Bu bence iyi bir şey. Evet bu genel değerlendirme doğrultusunda hisseye puanım. Tüm burada analiz ettiğim hisseleri puanlıyorum videolarda. BNY'ye puanım 10 üzerinden hani 1-2 yıl vade niyetiyle ama kısa vade olarak değil de 1-2 yıl hani uzun vade hissesi puanı olaraktan. Bir de tabi bu beklentiyle biraz önceden de fiyatlanabilir. Hani kısa vadede yine çok iddiam yok ama orta uzun vade niyetiyle 10 üzerinden 7,5 olabilir. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. 100 liralık üyelik alırsanız burada da yayınlar yapıyorum. Özellikle biraz da Lotus hisselerle ilgili. İzlediğiniz için sağ olun.